RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, haber bültenimize dünya ve ülke gündemini oluşturan haber turumuzla başlıyoruz. Tünellerini, mevzilerini, her şeylerini başlarına yıktık. Hepsinin de canına okuyacağız, tertemiz edeceğiz. Sevgili seyirciler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken birliklerimiz hedefleri karadan ve havadan bombalamaya devam ediyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 823'e ulaştı. Başbakan Binali Yıldırım, tünellerini, mevzilerini başlarına yıktık, hepsinin canına okuyacağız dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Mehmetçik hedefleri karadan ve havadan bombalamaya devam ediyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 823'e ulaştı. Ankara-Niğde otoyolunun Gölbaşı'ndaki temel atma törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, tünellerini, mevzilerini başlarına yıktık, hepsinin canını okuyacağız dedi. Bu hareketin, bu operasyonun ne kadar haklı, ne kadar gerekli olduğunu bütün dünya bilsin istiyorum. Şu ana kadar 82 tane roket atıldı. Bu alçaklar tarafından Afrin'den Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e tam 82 tane 12 günde roket attılar. Bu roketler sebebiyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ve 100'den fazla da yaralanan vatandaşımız var. Yıkılan binalar, camiler ayrıca buna dahil değil. Peki bu durumda ne yapacağız biz? Elimizi kolumuzu bağlayıp bu alçakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz? Elbette beklemedik, tepelerine bindik. Tünellerini, mevzilerini, her şeylerini başlarına yıktık. Hepsinin de canına okuyacağız, tertemiz edeceğiz. PYD PKK'nın başına ödül koyduğu Afrinli Kürt imam ve öğretmen Muhammed Çilo, teröristler tarafından kendilerine uygulanan baskıyı anlattı. Çilo, teröristlerin Afrin'de camileri basıp Kur'an-ı Kerim yırttığını söyledi. Nevinen Muhammed Çilo, Murad bin Hocaabu Mahmud. Hocaabu Mahmud aslan Celemi. Nasihat edildi, mara namaşa. Sermeden noka, mana pasna camiyle. Cami Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Akhar menber menberi ci Resulullah, akhar muhabbesinim. أكي ونصيحتكم جوام برند بينهم كيف بين وشريها ما كان جاب حزب كان هفدو قداري قداري هفدو بكن نو نهار مثلا أخي يوم هن 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 بكوجن وجركي كي جا بيكا كشي بوي حتى أنا كوا شقى إنسان كشت شقى إنسان مثقف كشت ها لسال لما يقول ما يقول دول من الميك جالو سيقة شيء كاس لما ينوك بس وقت شنو رابو هاد بينج مارك هديكشن یاش خواجه گل می مکه چه خیو؟ یالا خدش رو خواهد آندن مرای گو مالی خود هف که نوبت بدری خواب بکی خانه قرآنی دوست نه مس او جز عمگارت اجما را درآندن بتوان زیبا هات پیچ می کن چه ویشانه کی دم چه با و کنایش دامن کباب کیوا
كاخ هو جالقيب بفكي دوا كاخ إيش لقيب بفكي وا هاي كافرلر لا أكرمان جوا بيتر خوينا مجيء وقار زور ترى خوينا مجيء وقار ترى سر ملاد فدب حي وبرتنا أبدا وملاد جي خركر عسى ممكن منطقي شر أو هذا منطقي خركر وبراكم كرن معني جا ونبرا ونبرا بنهار هاي حزب بداية هرن بمشي وسا چه الان یکی پنج تنه که خودتی سا تکی بیس تنه که زیت مدی لطای مصرفی وی جاجودنی وی دره وی هوا بگی چه بخواد چه بخواد کم کلفت شی خودی هم درسن و پرا کم دیگه اون که برا من هرن صالح مزم لی اور بی کیف دیگه و قچید ماجی کرنه به خیلی نک کشتن دیده هاتنه و بلا گیب هف را یک بن و دستی ها دستی هاو که مظاهرات در که بن و با حزبی بقوتینن لاقش کرد برای خلق شرفه مسیون دخور شرفه کرد. Sayın seyirciler, Erzincan İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında başladı. Toplantıda il genelinde yapılacak yatırımlar görüşüldü. Meclis Başkanı Tuygun, 2017 yılında Erzincan'a 220 milyon liralık yatırım yapıldığını ifade ederek 2018 yılı projeler hakkında da bilgi verdi. Yazıp götüreceğim. Erzincan İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında başladı. Toplantıya Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlık yaptı. Toplantıda konuşan Tuygun, 2017 yılı yatırımları ve 2018 yılı projeleri hakkında bilgi verdi. Tuygun, 2018 yılının Erzincan için yatırım yılı olacağını dile getirdi. Yıllardır problem görünen Erzincan'daki sulama birliğini özel idare olarak üstlendik. Bu konuda da bir aydır çalışmalarımız devam ediyor. Yıllardır problem olan sulama birliğini özel idareye aldık. İnşallah bu yazım mahcup olmadan, vatandaşımızı da zorda bırakmadan bu sulama işini de yürütmeye arzu ediyoruz. Süt tankları alındı. Bunlar büyük köylere koyularak sütün bozulmadan toplanmasına sebep olunacak. Aynı zamanda bir tır almıştı soğutuculuğu. Bunu da şeye verdik, tahsis ettik Süt Üreticileri Birliği'ne. Bizim bu sulama birliğinin de zor bir iş. Gerçekten süreç de bir zor. Ama arkadaşlarımız çalışıyorlar. İnşallah vatandaşımızı bu noktada mağdur etmeden bu sene bu sulama işini geçiştiririz diye düşünüyoruz. Öte taraftan ilçelerimizde başlatmış olduğumuz merkez ve ilçelerde sıcak asfalt. Türkiye'de sıcak asfalt tesisi donanımlı olarak kurulmuş 2-3 ilden biriyiz. Hem sabit sıcak asfalt tesisimiz var hem de Tercan bölgesine yerleştirdiğimiz seyyar sıcak asfalt tesisimiz var. İyi bir araç kilosu var. İki sisteminde iyi bir araç sistemi var. Bu sistemle biz ilçelerimizde Tercan'da, Çayırlı'da, Kemah'ta, Refaiye'de ve Erzincan merkezde sıcak asfalta başladık. Erzincan'da uyuşturucuyla mücadele konusunda toplantı düzenlendi. Toplantıda özellikle gençlere ve ailelere öneride bulunarak alınan tedbirler hakkında bilgi verildi. Hoş geldiniz. Sayın Valim, programı arz ediyorum. Erzincan'da uyuşturucuyla mücadele konusunda toplantı düzenlendi. Erzincan Valisi Ali Arslan Taş Başkanlığı'nda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, kurum müdürleri, muhtarlar, STK'lar ve Okul Aile Birliği Başkanları katıldı. Program, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Erzincan İl Jandarma Alay Komutanlığı ve Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan sunumlarla başladı. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde toplam 80 okul binasında 5223 öğrenci ve 520 öğretmenimiz yine bunlara yönelik olarak da 80 de okul güvenli eğitim koordinasyon görevli sayımızla emniyetin vasıtasıyla sağlanmasına devam ediyoruz.
Toplantıda konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, uyuşturucuyla mücadele konusunda tüm kurumların ve ailelerin ortak hareket etmesini istedi. Nereye etmek, onları kurtarmak, onları hayır işlerine yönlendirmek için bu tip çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca jandarma komutanlığımızın da, alay komutanlığımızın da yapmış olduğu çalışmalar da gerçekten takdire şayan. Onlara da teşekkür ediyorum. Ardından konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise uyuşturucuyla mücadele konusunda kararlı olduklarını ifade ederek valilik olarak gerekli talimatların verildiğini söyledi. Çok başarılı olduğunu gördük. Fakat bizim tarafımızdan görülen gibi mi hakikaten? Asayiş Şube Müdürlüğü'nün sunduğu gibi asayiş berkemal mi memleketimizde? Onu şimdi sizlere soracağım. Özellikle mahalle, köy, mahalle muhtarlarımız ve okul aile birliği başkanlarımızın söz almasını istiyorum bu noktada. İkinci bir husus, iki eksiklik var, onu da dile getireyim. Birincisi işte İl Emniyet Müdürlüğü'nün sorumluluk sahasında 26 bin öğrenci görünüyor. 5 bin de jandarmada küsuratıyla birlikte ediyor 31 bin öğrenci. Ben biliyorum 40 bin öğrenci var burada. 10 bin ilçelerde mi, Arasat Dağı'nda mı kaldılar? Peki. İkinci hususta bizde 25 bin civarında üniversite öğrencisi var. Üniversite öğrencilerinin bir kısmı bizim çocuklarımız, bir kısmı dışarıdan gelen yine bizim milletimizin çocukları. Bunların biraz bu işlerin dışında tutulduğunu görüyorum. Üniversite rektörlüğü, üniversite fakültelerin dekanlıkları, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma ile uyuşturucu belasından uzak tutulması noktasında hem bilgilendirme, bilinçlendirme hem varise müptelalık tedavi noktasında da bir çalışma yapılmasını bu toplantının çıktılarından birisi olarak ilgili kurumlara talimat olarak vermiş olayım şimdiden. Evet, sırada alışılagelmiş bir kaçak yakalama haberi var. Kaçaklar bir şekilde sınırı geçiyor. İstanbul, Ankara veya İzmir gibi büyük şehirlere gitmek üzere yola düşüyor ve tuhaftır, çoğunlukla da Erzincan'da yakalanıyor. Yine yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen çoğu Afganistanlı 99 yabancı uyruklu Erzincan Saztepe köyü yakınlarında yakalandı. Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen çoğu Afganistanlı 99 yabancı uyruklu yakalandı. Erzincan Erzurum Karayolu, Sazlıtepe Köyü mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen yolcu otobüsünün sürücüsü, yolcuların bir bölümünü istasyona indirerek yoluna devam etti. Otobüsten inen yolcuların bölgedeki tarım arazisine doğru kalabalık gruplar halinde gittiğini gören istasyon çalışanları, durumu telefonla güvenlik güçlerine haber verdi. Bölgeden ayrılan yolcu otobüsü Erzincan girişindeki polis kontrol noktasında durdurulurken Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de ihbar noktasına gelerek tarım arazilerine dağılan grupları uzun kovalamaca sonucu yakaladı. Otobüste bulunan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahısların kimlik kontrolleri yapıldı. Kontrolde çoğu Afganistanlı olmak üzere 13'ü çocuk, 3'ü kadın, 99 kişinin yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlendi. Yabancı uyruklular sağlık taraması ve kimlik kayıtlarının yapılması amacıyla kent merkezindeki bir spor salonuna götürüldü. Öte yandan polis ekipleri tarafından yakalanan yolcu otobüsündeki sürücü ve organizatörler dahil 3 kişi gözaltına alındı. Evet, kaçakların ardı arkası kesilmiyor. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler tarafından Ergan Dağı eteklerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarına yem desteğinde bulunuldu. Erzincan'da kış şartlarının etkilediği yaban hayatına destek olmak isteyen Erzincan Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler örnek bir projeye daha imza attı. Onlar da gidiyor.
şehir merkezinde lokanta, fırın gibi işletmeleri gezerek artan yemek ve ekmekleri toplayan gençler, Ergandağ eteklerinde kış şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlara yiyecek bıraktılar. Erzincan Gençlik Merkezi gönüllü üyesi Adem Sağlam, farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir proje uyguladıklarını söyledi. Malumunuz kış şartlarından en çok etkilenenler yabani hayvanlardır. Biz de bunu düşünerek Erzincan Gençlik Merkezi olarak Ergandağ'a eteklerine gelip yabani hayvanlar için yiyecek bıraktık. Umuyoruz ki bu yaptığımız çalışma insanlara örnek olur ve aynı dünyayı paylaştığımız hayvanları daha çok düşünürüz. Gönüllü üyelerden Burcu Emlik Karslı ise yaptıkları çalışmanın örnek olmasını istedi. Erzincan Gençlik Merkezi olarak bizler soğuk hava şartlarında hayvan dostlarımızı unutmadık. Onların yemek bulmaları için ilimiz çeşitli kafe ve lokantalarını gezerek artık yemek topladık. Ve bugün burada gönüllü gençler olarak dağ eteklerinin çeşitli bölgelerine yiyecekler bırakarak hayvanlarımızın bu soğuk şartlarda aç kalmalarına bir nebze de olsa engel olmaya çalıştık. Sayın seyirciler, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde operasyonlar sırasında teröristler tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Jandarma Asubay Başçavuş Tamer Meriç için Erzincan Cami-i Kebir Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde operasyonlar sırasında teröristlerce yapılan hain saldırıda şehit düşen Jandarma Asubay Başçavuş Tamer Meriç için Erzincan Cami-i Kebir Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid programını Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muharrem Doğan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlid-i Şerif programında şehit Tamer Meriç ve tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunarak tekbirler ve salavatlar eşliğinde dualar edildi. Sen güç ve kuvvet ihsan eyle. Amin. Her türlü bela ve musibetlerden muhafaza eyle. Amin. Dualarımızı sen kabul eyle. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Erzincanlı trilyoner ortaya çıkmıyor. Sayın seyirciler, Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilerek 42.532.640 liralık büyük ikramiyeyi kazanan Erzincanlı talihli kentte merak konusu oldu. Talihlinin kim olduğu konusunda farklı kişiler konuşulsa da bu isimler şehir efsanesinden öteye gitmiyor. Talihli kişi adeta sır oldu. Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bir hafta önceki çekilişinde 6 bilerek 11 haftadır devreden 42.532.640 liralık ikramiyeyi kazanan Erzincanlı talihli henüz ortaya çıkmadı. Talihlinin kim olduğu konusunda farklı kişiler konuşulsa da Erzincanlı trilyonerin kim olduğu merak konusu oldu. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah iyi günlerde kullanır. Ama çay içmeye beklerim. Bayiyi görsün. Kuponun oynandığı büfe sahibi kendisini çay içmeye davet ederken talihli kişi ise adeta sır oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı sonu itibariyle illerin nüfuslarını açıkladı. Türkiye nüfusu bir önceki yıla göre %1.2 artarak 80.810.525 olurken Erzincan il geneli nüfusu ise %2.4 oranında artarak 231.511 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye nüfusu bir önceki yıla göre %1.2 artarak 80.810.525 olurken Erzincan il geneli nüfusu ise
%2.4 artışla 231.511 oldu. Yerleşim yeri nüfusları, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alınan nüfusla birlikte kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplandı. Kurumsal yerler olan kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları gibi yerlerde kalanlar, uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edildi. Türkiye nüfusunun %18.6'sının ikamet ettiği İstanbul, 15.029.231 kişiyle en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırayla 5.445.026 kişiyle Ankara, 4.279.677 kişiyle İzmir, 2.936.803 kişiyle Bursa ve 2.364.396 kişiyle Antalya takip etti. Bayburt'sa 80.417 kişiyle en az nüfusa sahip olan il oldu. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Erzincan ilinin nüfusu 231.511 kişi olarak belirlenirken nüfus büyüklüğüne göre ülke genelinde 70. sırada yer aldı. Erzincan nüfusunun %51'ini erkekler, %49'unu ise kadınlar oluşturuyor. Erzincan'ın ilçelerinin nüfusları ise şöyle. Merkez 159.589, Çayırlı 8.710, İliç 7.762, Kemah 6.864, Kemaliye 4.946, Otlukbeli 2.545, Refahiye 10.645, Tercan 17.107 ve Üzümlü 13.363. Sayın seyirciler, Ukrayna'dan getirilerek Erzincan'ın Üzüm ilçesinde iskan edilen Ahıska Türklerinden 3 genç ilk kez öz vatanlarında askerlik yapmak için birliklerine uğurlandı. Ahıskalı gençler büyük gurur yaşarken öz vatanlarında nöbet tutacak olan ilk askerler olacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı, Başbakan Yıldırım'ın koordinesinde Ukrayna'dan getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde iskan edilen Ahıska Türklerinden 3 genç vatani görevini yapmak üzere birliklerine gönderildi. Davul zurna eşliğinde birliklerine uğurlanan Ahıskalı gençler, Türkiye'ye gelen soydaşları arasında öz vatanlarında nöbet tutacak ilk askerler olacak. Ahıska Türkleri, askere gidecek olan ilk gençlerini birliklerine uğurlamanın sevinci ve heyecanını yaşadı. Üzümlü ilçesinde asker uğurlama programı düzenlendi. İlçede yaşadıkları evlerinin yer aldığı alanda bir araya gelen Ahıska Türkleri, önce askere gidecek gençlerin evlerinin önüne giderek dua etti. Evliye biye ruhlarına, dünyadaki İslam dininde olan Müslüman kardeşlerimizin dertlerinde dua ver ya Rabbel Alemin. İlahi amin, ilahi amin, ilahi amin. Zalimlerimizden, hain edenlerden bizi koru ya Rabbim ya Resulallah. Ardından Ahıskalı gençler için davul, zurna ve akordeon eşliğinde yöresel oyunlar sergilendi. Uğurlamada duygusal anlar yaşandı. Ahıskalı gençler askere gidecek olmanın gururunu yaşadıklarını söylediler. Duygu ve düşüncelerim, Türkiye'de askerlik yaptığım için çok gurur duyuyorum. Bu vatanın ekmeğini yediğimiz gibi askerliğini de yapmamız gerek. Çok gururluyum, mutluyum vatanıma. Askerlik yaptığım için çok gururluyum. Tamam. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Vatan sağ olsun. Askere gidiyorum şu anda, çok mutluyum. Vatana hizmet etmeye gidiyorum. Söz konusu vatan ise gerisi önemli değil. Abi ne diyelim? Ne mutlu Türk'üm diyene. Canımız feda olsun vatanımıza. Aile bireyleriyle tek tek helalleşen Ahıskalı gençler, daha sonra araç konvoyuyla ilçe merkezine giderek Burdur'daki birliklerine teslim olmak üzere yola çıktı. Son günlerde rağbet gören Doğu Ekspresi ile Ankara'dan Kars'a giden yerli ve yabancı turistler
Mola verdikleri Erzurum garında Dadaşların marka lezzetleri olan cağ kebabı ve kadayıf dolmasına yoğun ilgi gösteriyor. Güzergahtaki iller ise tanıtımda adeta birbiriyle yarışıyor. Devlet Demiryolları'nın Ankara-Kars seferini yapan ve Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi treni yolcu kapasitesini her geçen gün artırıyor. Trenle Ankara'dan başlayarak Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum üzerinden 24 saat sonra Kars'a ulaşan yerli ve yabancı turistler, trende sıcak ve soğuk içecekleri içerek koyu sohbetlerine ekledikleri eşsiz manzaralara da şahitlik etmenin ayrıcalığını yaşıyor. Son günlerin gözdesi Doğu Ekspresi ile Ankara'dan Erzurum'a yolculuk yapan yerli ve yabancı turistler, mola verdikleri Erzurum garında Dadaşların marka lezzetleri cağ kebabı ve kadayıf dolmasına yoğun ilgi gösterdi. Tren yolcuları yörelere ait yemekleri tattıklarını söyleyerek unutulmayacak bir yolculuk yaptıklarını ifade ettiler. Ben Kıbrıs'tan gelirim. Hani ilk defa trene binerim ve ilk defa kar görürüm şu an hayatımda. Arkadaşlarım sağ olsun. Yani benim için bambaşka bir deneyim. Yani YouTube'da videolarda izlediğimiz şeyleri şimdi biz yaparız ve özellikle yani trene binmek benim için bambaşka bir şeydi. Erzurum'a inmeden evvel siparişimizi verdik. Cağ kebabı ve kadayıf dolması. Şimdi onları yedik, gidiyoruz. Çok teşekkür ederiz, harikaydı. Aşk aldık hep basmanlarda. Ve müthiş eğlenceli geçiyor. Çok iyi ki gelmişiz yani. Dönüşte de trenle gideceğiz zaten. Yani meşhurmuş veya zaten galiba tüm tren söylüyor. Görevliler falan vardı, toplu sipariş verdik. İnşallah beğeniriz. İzmir'den geliyoruz. Gayet iyi gidiyor. Keyifli, eğlenceli. Küçük bir odada yaşayabileceğimizi öğrendik. Birbirimize daha çok yaklaştık. Oğlum Koreyalı nasıl Türkler? Ne oluyor? Evet, bu arada hatırlatalım, Erzincan Belediyesi de Doğu Ekspresi yolcuları için önümüzdeki günlerde sürprizler düşünüyor. Sivas'ta kavga eden 3 Afganistan uyrukludan biri bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı. Sivas Selçuklu Parkı'nda meydana gelen olayda Afganistan uyruklu Ali M., Şahap S. ve Murtaza S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali M. ve Şahap S. bıçakla, Murtaza S. ise darp sonucu yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali M. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yüzünden ve kolundan bıçakla yaralanan Şahap S., cinayet zanlısı olarak Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sevgili seyirciler, şimdi de Ağrı'dan ilginç bir görüntü getiriyoruz ekranlarınıza. Ağrı'da yüzeyi donan barajın suları altında kalan bir caminin kış aylarında buz kütlesi üzerinde kalan minaresi büyük ilgi görüyor. Ortaya çıkan manzara fotoğrafçıların uğrak yeri oluyor. Ağrı'da yüzeyi donan barajın suları altında kalan bir caminin kış aylarında buz kütlesi üzerinde kalan minaresi büyük ilgi görüyor. Kent merkezine 18 kilometre uzakta yer alan Başçavuş Köyü, Yazıcı Barajı'nın devreye girmesiyle sular altında kaldı. Sakinlerinin büyük kısmının göç ettiği köyde, cami su üstünde kalan minaresi nedeniyle özellikle kışın ayrı bir güzellik sunuyor.
Yöredeki soğuk hava yüzünden buzla kaplı barajın yüzeyinde gözlemlenen minare, manzara fotoğrafçılarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Barajdaki minare, yüzeyinin buz, çevresinin de karla kaplı olması nedeniyle ayrı bir güzellik oluşturuyor. Bingöl'de Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada 49. Komanda Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dönemin Tugay Komutanı Tuğgeneral Yunus Kotaman'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık için müebbet hapis cezası hükmedildi. Bingöl 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya dönemin 49. Komando Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Yunus Kotaman'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 2 yarbayla 1 binbaşı tutuklu bulundukları cezaevlerinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Avukatların savunmalarının ardından sanıklara son sözleri soruldu. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti müzakere için ara verdi. Aranın ardından mahkeme başkanı 49. Komando Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Yunus Kotaman'la 2 yarbay ve 1 binbaşı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesi gereğince anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sayın seyirciler, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları Erzincan'da başladı. Müsabakalara 46 ilden 500 sporcu katılıyor. Güreş severleri yeni yapılan Merkez Spor Salonu'ndaki bu zevkli müsabakaları izlemeye davet ediyoruz. Türkiye Güreş Federasyonu'nda organize edilen Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları Erzincan'da başladı. Merkez Spor Salonu'ndaki açılış seremonisine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Güreş İl Temsilcisi Mehmet Özsoy'la 46 ilden 500 sporcu ve antrenörleri katıldı. Şampiyona başlangıcında Erzincan Belediyesi Mehter takımı kısa bir konser verdi. Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, müsabakalara katılan sporculara başarı dileklerinde bulundu. Bugün bu organizasyonda Yıldızlar grup müsabakaları için buradayız. Buradan ilk 16'ya kilo sikletlerinde ilk 16'ya giren sporcularımız 22-25 Şubat tarihlerinde Amasya ilinde olacak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecekler. Ben buradan tüm sporculara başarılar diliyorum. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ve tüm sporculara başarılar dileğini ifade etti. Ardından müsabakalara geçildi. Erzincanlı güreşseverlerin ilgi gösterdiği ve 3 ayrı minderde başlayan müsabakalar 4 gün sürecek. Sırada hava durumu var. Erzincan 07, Erzurum -12.1, Sivas -3.5, Gümüşhane -1.5, Bayburt -5.3, Giresun -8.11, Elazığ -2.8, Tunceli -3.7, Bingöl -3.7, Malatya 0.8, Yozgat -3.6, Amasya 3.11, Kars -11.0, Van -8.7, Ağrı -15.2 derece. Serbest piyasada dolar alış 3.76, satış 3.77, euro alış 4.68, satış 4.69. 22 ayar altın bilezik alış 147.67, satış 149.16,
Tam altın alış 1065.62. Yarım altın alış 527.38. Çeyrek altın alış 263.66'dan işlem görüyor. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.